2019 Mart yerel seçimleri için hazırlıklar hız kazandı. Yarışta iddialı isimlerle öne çıkan Vatan Partisi, Muğla Bodrum Belediye Başkanlığı için adayını ilan etti. Açıklamayı Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan yaptı. Şimdi bakıyoruz, toplum yine genel seçimlerde olduğu gibi iki seçeneğe mahkum edilmek isteniyor. Biri Cumhur İttifakı, öbürü Millet İttifakı. Yazın 2 milyonu aşan nüfusuyla turizmin başkenti olan Bodrum'da Vatan Partisi emekli zabıta amiri Şeref Bozkurt'la yarışa dahil oldu. Kendisinden önce milletini, halkını düşünen ve uzmanlarla çalışan, halkın ihtiyaçlarını öne alan isimlerden belirleyeceğiz. İşte Bodrum'da Sayın Şeref Bozkurt. Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan, Amerika'nın Suriye'de kaybettiğini vurgulayarak iç siyasette birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Yıllardır bizler Amerika Orta Doğu'dan defol diyorduk ve gelinen süreçte Amerika Orta Doğu'dan defolup gidiyor. Yazın nüfus yoğunluğuyla kışın sellerle boğuşan Bodrum'da Şeref Bozkurt'un ilk hedefi altyapı eksikliğini gidermek olacak. Sel baskınları Bodrum'un kaderi değildir. Vatan Partisi'nin yönetiminde altyapı sorunları çözülecektir. Yerel halkın yakından tanıdığı Bozkurt, ilçenin sorunlarını tek tek sıraladı, bir bir çözümlerini anlattı. Vatan Partisi yönetiminde her mahalleye eşit hizmet götürülecektir. Bölgecilik yapılmayacaktır. Turizmi 12 aya yayma çalışmaları kapsamında kongre turizmi, deniz taşımacılığı ve spor turizmine önem vereceğiz. Vatan Partisi Bodrum Belediye Başkanı adayı Şeref Bozkurt, Bodrum'u halkçı ve liyakata dayalı belediyecilik anlayışıyla yöneteceklerini ifade etti. Bodrumlulardan oy istedi. Vatan Partisi yönetiminde halkçı belediyecilik anlayışıyla liyakata dayalı yöneticileri ve Bodrum halkıyla birlikte çözeceğiz.